Kayyu düğüne gidiyor. Bugün çok önemli bir gündü. Kayyu'nun babasının arkadaşı Jonas evleniyordu. Ve Kayyu ile Rosie de düğüne davetliydi. İşte oldu. Çok yakışıklı görünüyorsun dostum. Bu düğün senin ve annemin düğünü gibi mi olacak baba? Hemen hemen aynı olacak ama bizimki bir çiftlikte olmamıştı. Ve Rosie ile sen de yardım etmek için yoktunuz çünkü henüz doğmamıştınız. Aa, harika, hazırsınız. Hadi bakalım düğünde ne yapmanız gerektiğine bakalım canım. Kayyu'nun yapması gereken çok önemli bir görevi vardı. Koridor boyunca evlilik yüzüklerini taşıyacaktı. Aa. Olamaz. Tek yüzükle deneyelim. Tatlım, şimdi yastığı yüzükle birlikte koridorda taşıyacaksın, tamam mı? Evet, bu da senin canım. Hadi üzerinde gül yaprakları varmış gibi yapalım, olur mu? Sen koridorda yürüyeceksin ve yaprakları önüne serpeceksin. Aferin. Kayyu, baban söylediği zaman yüzükleri ona vereceksin. Ve damatla gelin sarıldığında düğünün bittiğini anlayacaksınız. Tamam, sanırım hepimiz hazırız. Hadi artık gidelim. Bu çok uzun bir gün olacak. Üstünü kirletmeyen uslu çocuklar olun, tamam mı çocuklar? Jonas'ın hatırlatıyı görmek için sabırsızlanıyorum anne. Umarım son görüşmemizden beri beni unutmamıştır. Kayyu Lucky'ye birazcık havuç götürmeye karar verdi. Sonunda Jonas'ların çiftliğine vardılar. Büyük anne ile büyük baba çoktan gelmişti bile. Hoş geldiniz. Eşim Kristin'le tanışmanızı isterim. Siz ikiniz düğünü görmeye hazır mısınız peki? Acaba Lucky görebilir miyim? Ondan önce bir prova daha yapmamız gerek. İşte orada. Yaşasın. Kayyu, insanların yoldan çekilmelerini istediğin zaman geçebilir miyim diyeceksin. Geçebilir miyim? Tabii ki genç adam. Neden olmasın? Son bir kez daha prova yaptılar. Büyük anne Kristin oldu. Çünkü o hazırlanmakla meşguldü. Şimdi değil tatlım, sadece atıyormuş gibi yap. Evet, sen Kristin, Jonas'ı eşin olarak kabul ediyor musun? Evet, ediyorum. İyi bir yüzük taşıyıcısısın Kayyu. Sen de harika bir çiçekçi kızsın Rosie. Şimdi gidip Lucky'yi görebilir miyim? Tabii ki. Aslında senden küçük bir isteğim olacaktı. Kayyu kendini yetişkin bir insan gibi hissetti. Jonas ondan Lucky'yi düğün arabasına götürürken yardım etmesini istedi. Doğru tarafta mıyız? Evet, gel Lucky, gel hadi. Kayyu düğün arabasının eskiden kovboyların sürdüğü arabalara benzediğini düşünmüştü. Şehre vardığımızda istediğin kadar havuç yiyebilirsin Lucky. Koş Lucky, koş! Merhaba dostum. Bu senin için Lucky. Lucky'ye havuç getirmiştim. Ona verebilir miyim? Tabii ki. Avucunun içine koy ve böyle düz tut. İşte böyle. Dikkatli ol. Üstünün kirlenmesini istemiyoruz. Şu haline bak. Hadi gel seni bir temizleyeyim. Temiz kalmaya çalıştım anne ama samanlar üstüme yapıştı. Kayyu Kristin'i neredeyse fark etmemişti. Gelinliğinin içinde çok farklı görünüyordu.
İzin verir misiniz? Bir tanesini buldum. İzin verir misiniz? İşte burada. İkisini de buldum. Hadi cebine koyalım. Böylece bir daha düşmezler. Bu yüzükle senin eşin oluyorum. Kayı öteki yüzüğü cebinde bulamadı. Bu yüzükle senin eşin oluyorum. Ben de sizi karı koca ilan ediyorum. İyi işti Kayı. Çok güzeldi Rosie. Ama ben yüzükleri yere düşürdüm ve elbisem kirlendi. Ama yüzükleri tekrar bulabildin ve gerçekten çok kibardın. Bu doğru. Birkaç engel çıktı ama bence düğün gerçekten çok güzel bitti. Al Rosie. Kayı her şeyin iyi bittiğine memnun oldu. Ve yüzükleri kaybetmediği için gerçekten de çok mutluydu.